Bu dönemde çevremden sıkça duyduğum en önemli cümlelerden birini aslında konu olarak ele alacağız sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte hak ettiğim değeri görmüyorum. Eminim siz de ara ara bunu söylüyorsunuzdur. İş arkadaşlarınız içerisindeyken söylüyorsunuzdur. Belki patronunuz tarafından hak ettiğiniz değeri görmediğini düşünüyorsunuzdur. Ya da öğrencisiniz, öğretmeniniz tarafından hak ettiğiniz değeri görmediğinizi düşünüyor olabilirsiniz evlisinizdir, eşinizin ailesi tarafından ve kendi aileniz tarafından hak ettiğiniz değeri görmediğinizi düşündüğünüz, aynı şekilde sosyal ortamda da ya biz kalabalık bir ortamız, ben her şeye uyum sağlayan, insanlara iyi davranan, elimden geldiğimce yardımcı olmaya çalışan biriyim. Ancak ne yazık ki hak ettiğim değeri bir türlü görmüyorum diyor olabilirsiniz. Neden acaba hak ettiğimiz değeri görmüyoruz? Biraz bunu böyle sorgulamamız gerekiyor. Eğer biz insanların bize hak ettiğimiz değeri göstermesini istiyorsak burada çok büyük bir yanılgıya düşüyoruz. Çünkü öncelikle hak ettiğim değeri benim kendime gösterebiliyor olmam lazım. Ne demek istiyorum? Biraz açayım. Şimdi eğer siz özünüzde kendinize temas edemiyorsanız, kendinizle sağlıklı bir ilişki kuramıyorsanız, kendinizi kabul edemiyorsanız, bir netliğiniz yoksa, sürekli kafa karışıklığı yaşıyorsanız Sürekli duygularınıza yenik düşüyorsanız ve sürekli yanlış insanlara çokça değer veriyorsanız işte orada ne yazık ki hak ettiğiniz değeri göremezsiniz. Hayatın gerçekten kanunu şu: Eğer insanların bana doğru davranmasını istiyorsam öncelikle benim kendi iç dünyamda doğrularımı bilmem, onlara temas etmem ve bu noktada da güçlü ve özgüvenli bir duruş sergileyebilmem gerekiyor. Ben şimdi konuyu öncelikle şuradan ele alacağım arkadaşlar. Ailevi ilişkilerde. Diyelim ki siz 3 e, üç kardeş olan bir ailedesiniz. Tamam mı? Çekirdek ailenizi düşünün. Eğer diyorsanız ki kardeşlerden biri sizseniz ve şu cümleyi söylüyorsanız ya Tuba Hanım inanın ağzımla kuş tutsam yine de ben anneme, babama, kardeşlerime yaranamıyorum. Ne yaparsam yapayım hak ettiğim değeri görmüyorum. Kardeşim anneme babama res çeker, her istediğini yapar ama ondan değerlisi yoktur. Ben olabildiğince fedakarımdır. Her zor anlarında annemin ve babamın hatta kardeşlerimin yanında ben varım. Her noktada başları sıkıştığında hemen beni arıyorlar. İşleri düştüğünde de beni arıyorlar. Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ancak gelin görün ki yine gün sonunda ne yazık ki ben hayırlı evlat değilim, ben iyi bir kardeş değilim, ben ne yaparsam yapayım, ailemin gözünde bir kusurum, bir eksiğim var diyorsan doğru konudayız seninle birlikte. Neden oluyor biliyor musun? Ailede genelde olabildiğince herkesin derdine koşan, fedakarlık yapan, kendini yok sayıp, kendi hayatını yok sayıp, diğerlerinin diğer aile üyelerinin hayatını baş tacı yapan insanlar ne yazık ki en başta reddedilen anne babalık hakkı ne yazık ki işte annelik hakkım sana helal olsun denmeyen helal olmasın denilen sen anne babanın kalbini çok kırıyorsun denilen sen hayırsız evlatsın sen işin düşünce anca geliyorsun denilen evlat konumuna düşüyorsunuz veya kardeş konumuna düşüyorsunuz çünkü dengeyi sağlayamıyorsunuz. Çünkü bir gün demiyorsunuz ki bu bana uygun değil, ben bunu yapamam, bunu kaldıramam, buna itirazım var demiyorsunuz. Olsun o annedir, o babadır, o atadır, o kardeştir. Tabii ki de yanında olacağım diyorsunuz. Bir yere kadar bu konuda size katılıyorum. Tabii ki ailemiz zor durumda olduğunda bir birey olarak en başta elimizden ne geliyorsa bir şeyleri yapabilmeliyiz. Ancak bunun dengesi var. Dengesini kaçırdığımızda ailemizin istekleri de ihtiyacı da bir yerden sonra bizim görevimiz olmaya başlıyor. En basit konularda bile önce sizden destek istiyorlar, diğer kardeşlerden değil. Ve siz bir kere of dediğinizde, bir kere ya anne bunu yapamayacağım ya da baba bunu yapamayacağım dediğinizde sen zaten bu zamana kadar ne yaptın? Dönüşüyor aslında bu cümleler ve tavırlar. Şimdi bizim başta yapmamız gereken şey ne biliyor musunuz? zihnimizde kazımamız gereken ilke şu. Her zaman ben ne yaparsam yapayım, insanlar bana hak ettiğim değeri göster edebilir. Hak etmediğim bir şekilde tavırda takınabilirler, göstermeye de bilirler. Ancak bu benim değerimden bir şey eksiltmez algısını lütfen zihninizin tam orta kısmına koyun. Neden? Çünkü her zorlandığımızda, her kafamız karıştığında bu cümleden destek alacağız. Bu cümle de gerçek olan bir cümle. Bu gerçeği kendimize hatırlatacağız. Yani siz iyi bir şey de yapsanız, siz size uygun olmayan bir şey de yapsanız, karşınızdaki insanın fikri sizinle alakalı olumsuzsa, kötüyse, hasetse, bu sizin değerinizden bir şey eksiltmez. Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Birinci ilkemiz bu. İkinci ilkemiz ise kesinlikle şu olacak. Sınır çizmek. Sınır çizmek ne demek? Bu benim doğrum, bu benim yanlışım, bu benim yapabileceklerim, bu benim yapamayacaklarım, bu benim kendimden ödüm veremeyeceğim noktalar demek. Örnek veriyorum şu. Diyelim ki siz müsait değilsiniz. Evlisiniz, kendi ailenizi, yuvanızı kurmuşsunuz. Ancak anneniz, babanız, kardeşleriniz sürekli bir şey olduğunda İlk talep ettikleri kişi siz oluyorsunuz, diğerleri değil. Tamam, elinizden geldiğince yapmanız gerekiyor. Ancak önceliğiniz sizin kendi çekirdek aileniz olmalı. Hatta önceliğiniz kendiniz, sonra çekirdek aileniz olmalı. Ama siz aradaki o aile dengelerini kuramadığınızda, ya ben hadi kendimi es geçeyim, neyse ben kocamı da çocuğumu da es geçeyim ya da işte karımı da es geçeyim, Ama işte annemi, babamı, kardeşlerimi orada yarı yolda bırakmayayım, onların bana ihtiyacı var diyerek bu şekilde duygusal, gerçekçi olmayan bir bakış açısıyla yaklaşırsanız duruma işte o zaman ne olur biliyor musunuz? Kendi ha ailenizde, kendi hanenizde sıkıntılar, sorunlar, kaoslar yavaş yavaş fokurdamaya başlar. E ne olur? Siz kendi hane içinizdeki dengeyi kuramadığınızda, sürekli kendi ailenize bir şeyler verdiğinizde burada ne yazık ki dengesizlik başladığı için terazi artık o noktada bozulduğu için, dengesini kaybettiği için sizde bir sinirlilik hali, bir öfke hali, bir hazmedememe hali başlar. E bu tepkileri de ailenize veremeyeceğiniz için kendi iç dünyanıza, kendi eşinize, kendi çocuklarınıza ne yazık ki farkında olmadan tepkiler vermeye başlarsınız. O yüzden sınırlarımızı çizeceğiz. Eğer evliyseniz ve yuvanız varsa ya da bekarda olabilirsiniz ancak önceliğiniz kendiniz olmalı kendinize dair sınırlarınızı belirlemelisiniz. İkinci ilkemiz bu. Üçüncü noktamız ise şu. Şikayet etmeyin. Sürekli şikayet ettiğiniz zaman ne yazık ki insanların zihninde kaotik, sıkıntılı, problemli, uf böyle memnuniyetsiz, kasvetli ya da samimiyetsiz bir birey olmaya dönüşüyor. Veriyoruz. Bu noktada şikayet etmek demek değil de eğer insanlara dair bir destek istersek çevremizdeki insanlara dair tabii ki bu desteği isteyebiliriz. Ama her girdiğimiz ortamda şikayet etmeye başladığımızda zaten insanların ne yazık ki hak ettiğimiz değeri göstermesi çok da olabilecek ve beklendik bir durum değil. Çünkü şikayet ettiğiniz zaman insanların akıllarında sadece sizin o memnuniyetsiz tavırlarınız kalıyor. Çok yakın bir arkadaşınız olabilir. Çok yakın bir dostunuz olabilir. Tabii ki onunla yaşadığınız sıkıntıları, rahatsız olduğunuz noktaları dile getirebilirsiniz. Ancak her ortamda her şeyden şikayet ederseniz, insanlar bir noktadan sonra size olan saygınlığını yitirir ve zamanla da araya mesafe açar. Hatta bunu yaparken de sizi hor görür, küçümser, sizin hiçbir söylediğinize güveni kalmaz. Sizin söylediklerinizi ciddiye almayacak bir noktaya getirirsiniz onları. O yüzden bizim bir duruşumuz olmalı. Bunu her videoda altını bastıra bastıra söylüyorum. Çünkü bir duruşumuz olduğundan dışarıdan büyük bir tepki de gelse o duruş sarsılmaz. Dışarıdan zayıf bir tepki de gelse o duruş sarsılmaz. Çünkü kendini bilen insan, kendini bilmeyen insanların ne yaptığıyla ilgilenmez. Şu kilit noktayı bilir. Kendini bilmeyen insanın tepkisi aslında kendisiyle alakalıdır kendi iç dünyasının birer yansımasıdır. Yani kendini bilen insan, kendini bilmez insanla eş değerde tutmaz, onun fikirlerini asla umursamaz. Çünkü kendini bilen bir duruşu vardır. İnsanın kendini bildikten sonra diğerlerinin ne yaptığı çok önemli olmuyor. Ancak gerçekten saygınlık istiyorsak ve hak ettiğim değeri artık görmek istiyorum diyorsanız Önce hak ettiğiniz bir şekilde kendinize bunu yaşamayı öğreteceksiniz. Hak ettiğiniz bir şekilde o duruşu öğreteceksiniz. Dördüncü ilkemiz ise şu. Çevrenizdeki insanlardan kesinlikle izin istemeyin. Neden biliyor musunuz? Bir şeyin iznini istediğinizde gücü, kontrolü, hakimiyeti karşı tarafa ellerinizle uzatarak vermeniz demektir bu. E bunu yapıyor olmak ne olacak? İnsanların bize olan saygınlığını azaltacak. Eğer diyelim ki ben bir iş yerinde çalışıyorum. Benim orada bir görevim var. Ve ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Gidiyorsunuz bir üstünüze işte müdürünüz, patronunuz, CEO'nuz artık fark etmez. Çalıştığınız iş yeri neresiyse orayı konumlandırın. Ya ben böyle düşündüm bunu yapabilir miyim derseniz onun hakimiyeti ve onun kontrolü altına girersiniz. Burada yapmanız gereken şey nedir? Ben bu konuyla alakalı böyle yapmayı planlıyorum. Sizin de fikrinizi almak isterim. Orada bir netlik koyacaksınız. Böyle yapmayı planlıyorum. Ancak sizin de fikriniz önemli diyerek buradaki ilişkideki dengeyi oturtmuş olursunuz. Genelde iş yerinde biz aynı eşdeğerde olduğumuz, çalıştığımız arkadaşımıza bile ben böyle yapmak istiyorum ya da böyle yapacağım ya da sence ne yapmalıyım dediğimizde ne oluyor? Oradaki o kafa karışıklığını, ne yapacağını bilememezliği, o hakimiyeti, o gücü, o kontrolü, o yetkinliği her şeyi onun eline vermiş oluyoruz. Artık bunu kaldırıyoruz. Ben böyle yapmayı planlıyorum. Ben iş hayatında şu şekilde adım atmayı düşünüyorum. Bu noktada şu şekilde plan program yaptım. Senin fikrinle, senin düşüncenle, senin de fikrini almak isterim diyerek hem karşınızdaki kişiyi onara edersiniz hem de kendi fikirlerinizin orada netliğini, gücünü onun bilinçaltına kodlamış olursunuz sevgili dostlar. Ve en önemlisi gerçekten biz saygın bir duruş elde etmek istiyorsak, hak ettiğimiz değeri görmek istiyorsak, yeri geldiğinde hayır demeyi bileceğiz. Bu en önemli noktayı en sona sakladım çünkü hayır demek ne kadar nazik bir hayır desek de karşımızdakine bazen şunu göze almak demektir. Siz birine hayır dediğinizde ne yaparsak yapalım en az hasarla karşı tarafa zarar vermiş olacağız. Çünkü onun istediği olmuyor. Ve eğer ben diğer insanların istediklerini yapmaya çalışırsam ne yazık ki kendi hakkımı sabote etmiş olacağım. Onları memnun etmeye çalışarak da asla değerim görülmeyecek. Asla hak ettiğim değeri göremeyeceğim. Tam tersi insanlar beni sömürmeye, benden çalmaya, benden çırpmaya madden ve manen devam edecek. O yüzden bu noktada bu saydığım maddeleri yani ilkeleri hayatımızda dengeye koymaya çalışırsak bunlar bize ciddi fayda sağlayacak. Sizden ricam şu. Bu konuştuklarımızı sadece burada bırakmamanız. Bir maddeyi bir gün hayatınıza geçirmek için çaba sarf edin. Bir sonraki maddeyi hayatımıza geçirmek için çaba sarf edelim. İnanın ben de bunu yapıyorum. Çünkü beynimiz bildiği bilgiyi hayata geçirmediği zaman bu bilgi gereksiz bir bilgi deyip çöp kutusuna atıyor. Ama öğrendiğimiz bilgiyi eyleme geçirmeye başladığımızda beynimizde yeni nöronlar oluşuyor ve bu bilgiyi deneyimlemeye, edinmeye başlıyoruz ve bu bilgi bizim zihnimizde artık yerleşmiş oluyor. Zamanla çok daha iyi bir noktaya geliyoruz. Beni dinlediğiniz için size yürekten teşekkür ediyorum. Eğer bu konuyla alakalı merak ettiğiniz, aklınıza takılan, ben ne yaparsam yapayım şunu da yaptım, saygı görmedim, bir şekilde hak ettiğim değeri almadım dediğiniz hikayeniz, yaşadığınız olay, anı ne varsa Lütfen benimle paylaşın. Yorumlarda yazdıklarınız benim konuları belirlememde çok daha yardımcı oluyor. O yüzden senin beni dinliyor olman tabii ki önemli. Ancak fikirlerini paylaşman benim için çok daha önemli. Çünkü bu yolda birlikte ilerliyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.